Merhaba arkadaşlar. Bugün Apple'ın en son ürettiği MacBook Air'ı kutusundan çıkaracağız. Bu MacBook Air'ı Apple kendi işlemcisiyle üretti. Yani M1 işlemciyle. Şu an elimizdeki MacBook giriş fiyatından olan MacBook. Normalde 11 bin lira ama tabii ki eğitim üzerinden alınca 10.340 gibi bir fiyata. 8 GB bellekli ve 256 GB SSD ile olan model. Hadi gelin kutusundan çıkarıp bakalım nasıl bir MacBook yapmışlar. Evet, kutusunu açalım. Bu arada kronik Apple kutu açılma sendromu devam ediyor. Neyse. Tamam, buraya geçeceğim. Cidden geçeceğim. Evet, yeni MacBook Air'i sonunda kutusundan çıkarabildik. Kutudan çıkanlar yaklaşık 2,5 metre bir Type-C giriş çıkışı olan kablomuz, adaptörümüz ki 30 wattlık bir adaptör var. Ve tabii ki yine Apple'ın kullanım kılavuzu, garanti çıkartmaları vesaire vesaire. Şimdi MacBook'umuz elimizde. Yani tasarım olarak bir değişiklik yok ama gerçekten çok hafif. Cidden bayağı hafif. Zaten bu model fansız bir model. Bundan da bahsedeceğiz. En kalın olduğu yerde 1.61 santim kalınlığı var. Yani gerçekten inanılmaz ince. Neredeyse tablet inceliğinde. Evet, MacBook açıp kurmadan önce üzerindeki girişlerden bir bahsedeyim. Şöyle göstereyim. 2 adet Thunderbolt USB 4 özellikli girişimiz var. Şu tarafta da bir 3.5 mm kulaklık girişimiz var. Bu USB 4 özellikli Thunderbolt girişler 40 gigabit'e kadar dosya aktarım hızına çıkabiliyorlar. Ayrıca bu USB 4 çıkışlarla 60 Hz'da 6K'ya kadar video çıkış desteği mevcut. MacBook Air'imizde Dolby Atmos ses çalma desteği mevcut. Ayrıca yönlendirmeli hüzmeleme teknolojisine sahip 3 adet mikrofon bulunuyor. Bu da ne demek oluyor? Siz ses kaydederken veyahut da FaceTime'da konuşurken çevre gürültüsünden daha çok sizin sesinize odaklanabiliyor. Şu anda FaceTime kamerasındayız. Yeni MacBook Air'in FaceTime kamerası oldukça başarılı. Görüşmelerde herhangi bir kasma olmuyor ve görüntü karşı tarafa çok net bir şekilde aktarıyor. Yani iyi olmuş bu da. Hadi şimdi devam edelim. MacBook'un kurulumunu yaptım ben. Videoda zaman kaybetmeyelim diye. Şimdi gelin MacBook'umuzu açalım diyecektim ama kapak kalktığı gibi zaten direkt açılıyor. Çok iyi. Öncelikle klavyeden bahsetmek istiyorum. Bu klavye arkadan aydınlatmalı bir Magic Keyboard. Klavyede bir ortam ışığı sensörü mevcut ve ortamın ışığına göre arkadan aydınlatmasını kendisi ayarlayabiliyor. Ayrıca burada Magic Keyboard'da olan yine bir Force Touch trackpad'imiz var. Bu da kuvvetli tıklama hareketini, hızlı kaydırmayı, kuvvete dayalı çizimi ve multitouch özelliklerine olanak sağlıyor. Örnek vermek gerekirse mesela galeride bir fotoğraf açtık. Burada fotoğrafımızı trackpad'imizle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. İki parmağımızla sağdan sola çektiğimizde aynı iPad'lerdeki gibi araç takımımız buraya geliyor. Veya dört parmağımızı aşağıda birleştirdiğimizde uygulamaların aynı tabletteki gibi görüntüsü önümüze geliyor. Burada uygulamada arayabiliyoruz. Yani trackpad'imiz multitouch özelliğine sahip. Klavye tuşları makas tipi mekanizmayla tasarlanmış. Kullanım çok konforlu. Klavyemizin sağ üst köşesinde Touch ID'miz var. Burada parmağımızı tanıtarak parola korumalı belgeler yapabiliriz. Mac'in kilidini direkt bununla açabiliriz. Kısacası
Aynı telefonumuzda olduğu gibi tüm ödeme işlemleri veya şifre gerektiren işlemleri Touch ID ile halledebiliriz. Evet, MacBook Air'ın sistem özellikleriyle başlayalım. Şu anda incelediğimiz MacBook Air 8 GB bellek, 256 GB da SSD'ye sahip. Ancak MacBook Air opsiyonel olarak 16 GB bellek ve 2 TB'a kadar da SSD'yi destekliyor. Yeni MacBook Air, MacOS'un geliştirilmiş hali olan MacOS Big Sur ile beraber geliyor. Bu işletim sisteminde Apple adeta macOS'u tepeden tırnağa yenilemiş. Simgeleri değiştirmiş, dock'ı yenilemiş, Safari'yi yenilemiş. Yani FaceTime dahil her şeyi yenilemiş. Mesela FaceTime'da gelen yeni özellik nedir? Grup FaceTime konuşmasında eğer bir kişi işaret diliyle konuşuyorsa FaceTime onu algılayıp onu ön plana çıkarabiliyor. Mesela araç çubukları artık neredeyse çerçevesiz bir hale getirilmiş. Ayrıca Safari'yi de tamamıyla güncellemişler. Safari'de yeni özel pencere açma gibi bir mod var. Bu özel pencerede ilk açtığınızda görmek istediğiniz her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta arka ekran görüntüsünü bile değiştirebiliyorsunuz. Tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Apple Müzik kullanıyorsanız, Apple Müzik sizin en sık dinlediğiniz müzikleri ilk açtığınızda, şimdi dinleye tıkladığınızda karma bir şekilde sık dinlediklerinizi buraya sıralayabiliyor. Peki gelelim şimdi bu MacBook'u özel kılan şeye. Nedir bu MacBook'un alameti farikası? Tabii ki Apple M1 işlemci. Apple burada kendi ürettiği işlemciyi kullanıyor. Yani artık Intel'i değil veya AMD'yi değil, M1'i üretti ve M1'i kullanıyor. Peki bu ne demek oluyor? Öncelikle Intel ve AMD için yeni büyük bir rakip anlamına geliyor. Intel işlemcili MacBook'larını neredeyse 2 katına yakın fiyata satıyor ve bu iddialı işlemci Intel ve AMD'nin canını epey sıkacağı benziyor. Ve bu rekabet de Intel ve AMD kullanan bilgisayarların fiyatlarında da bir yumuşamaya sebep olacak gibi. Apple'ın son icadı olan bu çip birçok özellik için ilk olma özelliği taşıyor. Apple'ın Mac için özel olarak tasarladığı ilk çip. Dolayısıyla bu çip Apple'ın yeni işletim sistemi olan macOS Big Sur işletim sistemi ile en iyi sinerjiye sahip olan çip. Daha önceki Mac'lerin kullandığı işlemcilerden farklı olarak bu çip System on a Chip teknolojisiyle üretilmiş. Yani işlemci, güç, güvenlik, bellek için farklı farklı çipler yok. Bunların hepsi tek bir çipte birleştirilmiş. Bu çip daha önce Air 4'te de karşılaştığımız gibi 5 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş. Bu da yine ilklerden biri. 5 nanometre mesafeli bir çip ilk defa bir notebook'ta kullanılıyor. Peki M1 çipin bu teknolojisinin kullanıcıya olan yansıması neler? Çok fazla teknik detaya girmeden şöyle özetleyebilirim. Tüm çipler tek bir havuzla birleştirildiği için çalışma esnasında farklı bellek havuzları arasında kopyalamaya gerek olmadan herkes aynı veriye aynı anda ulaşabiliyor. Dolayısıyla çipler arası iletişime bağlı gecikme süresi en aza indirilmiş oluyor. Peki bu ne işe yarıyor? Sistemin verilen komutlara çok hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlıyor. Dolayısıyla bilgisayarın ilk açılışı veya uykudan uyanışı veyahut da masa üstünde program açarken verdiğimiz komutlarda bekleme süresi sıfırlanıyor. Ayrıca bu özellik önceki Intel işlemcili Air modellerine göre video işleme hızını yaklaşık 4 kat, görüntü işleme hızını ise 7 kat artırıyor. Gelelim CPU'ya. M1'de 8 çekirdekli bir CPU var. Bunun 4'ü yüksek performans için, 4'ü de yüksek verimlilik için çalışıyor. Yüksek performans için çalışan bu dörtlü piyasadaki en düşük güç tüketimiyle en hızlı işlem yapan çekirdekler olma özelliğini taşıyor. iMovie'de 4K video editlerken yüksek performans çekirdekleri çalışıyor. Safari'de gezerken veyahut da maillerinize bakarken de yüksek verimlilik çekirdekleri çalışıyor. Basit işlemlerle yüksek performans çekirdekler muhatap olmamış oluyor. Bu mükemmel iş bölümü yeni MacBook Air hem diğer Intel işlemcili MacBook'lara göre 2 kata kadar CPU performans artışı hem de 125 daha az güç tüketimi sağlıyor. Piyasadaki diğer bilgisayarların aksine yeni MacBook'ta grafik için ayrı bir çipe ihtiyaç yok. M1 çipe entegre olan bu grafik çipi MacBook'a 2 kat GPU performansı ve %33'e kadar
daha az güç tüketimi sağlıyor. Yeni MacBook'ta da daha önce iPad'te de bahsettiğimiz 16 çekirdekli Neural Engine birimi mevcut ve M1 ile beraber bu birim 15 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme performansı sunuyor. Bu kullanıcı konforu için çok önemli bir özellik. Çünkü yapay öğrenmeyi aslında tahmin ettiğimizden daha fazla uygulama kullanıyor. Örneğin klavye sizin yazma alışkanlığınızı kavrayıp yazmak istediğinizi daha doğru düzeltiyor. Veya Siri ve dikte kullanımında tam olarak sizin şivenizi dahi kavrayıp size tamamıyla adapte oluyor. Veya bir fotoğrafın ışığını iyileştirmek istediğimizde hızlı bir şekilde bunu halledebiliyor. Bunun gibi birçok işlem örneği verilebilir. Şu ana kadar hep bir güç tasarrufundan bahsettik. Peki MacBook Air'in pil ömrü ne kadar? Tek bir şarjla Wi-Fi açık, 15 saate kadar internet kullanımı ve 18 saate kadar da film izleme süresi sunuyor bize. MacBook Air fansız geliyor. Dolayısıyla sıfır ses var çalışırken. Adeta elektrikli arabalar gibi sıfır sesle çalışıyor. Rutin kullanımda MacBook neredeyse hiç ısınmıyor. Zorladığımızda çok hafif bir sıcaklık hissediliyor ama onun dışında fansız olmasına rağmen alüminyum kasa sürekli buz gibi. Apple'ın kendi geliştirdiği tüm uygulamalar ve diğer geliştiricilerin birçok uygulaması M1 çip için optimize edilmiş, güncellenmiş durumda. Dolayısıyla önceki Mac'lerden çok daha hızlı çalışıyor bu uygulamalar. Peki henüz optimize edilmeyenler? Bunlar için de Apple Rosetta 2 çözümü sunuyor. Rosetta 2 üzerinde M1 güncellemesi olmayan uygulamaların hepsini kullanmaya devam edebileceksiniz. Ve tabii ki daha önceki MacBook'lardan daha yüksek performansta kullanacaksınız. Ve yine ilklerden biri iPhone ve iPad uygulamalarını MacBook'unuza yükleyebiliyorsunuz artık. iPhone'da ücretli olarak aldığınız uygulamayı da MacBook'unuzda yine aynı şekilde indirebilirsiniz. Bu da MacBook'unuzda çok daha fazla program, daha fazla oyun ve daha fazla içerik anlamına geliyor. Ayrıca Wi-Fi 6 mevcut ve bu Wi-Fi 6 1.2 gigabit'e kadar aktarım hızı desteği sunuyor. Bir de toplu alanlarda Wi-Fi'ye bağlandığınızda Wi-Fi 6 sayesinde diğerlerinden daha fazla interneti çekebiliyorsunuz. Yeni MacBook Air Retina ekranına geliyor. Fotoğraflarda, videolarda ayrıntı ve gerçekçilik üst seviyede. Yüksek piksel yoğunluğu sayesinde MacBook'unuzda bir şeyler okumak çok konforlu. Ayrıca MacBook'ta da True Tone teknolojisi yine mevcut. Evet arkadaşlar, bugün M1 işlemcili yeni MacBook Air'ımızı inceledik. M1 işlemcinin gerçekten Apple dünyasında yeni bir çığır olduğunu gördük. Şu anda fiyat olarak bundan 2 kat hatta 2.5 kat yüksek olan Pro ile baş edebilecek bir model olduğunu ve ayrıca M1 işlemcinin Intel'in yeni kabusu olacağını da görmüş olduk. Bir Apple ürünü için fiyat performans ürünü demek gerçekten çok kolay değil ama yeni MacBook Air M1 işlemcili modelle Intel işlemcili bilgisayarlar arasındaki fiyat farkına bakılınca gerçekten tam bir fiyat performans ürünü arkadaşlar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha sonraki videolar için takipte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın.